Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz size. Bugün Photoshop'a ait Photoshop Express uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulama fotoğraflarınızı profesyonel bir şekilde düzenleyebileceğiniz Adobe'nin kendi mobil uygulaması. Ben de ilk defa kullanıyorum. Daha önce çok fazla fotoğraf düzenleme, video düzenleme, edit montaj işi yapmadım bilmiyorum. Ama en çok aranan uygulamalar ve bana en çok yorum kısımlarında sorulan uygulamalar fotoğraf düzenleme video düzenleme uygulamaları Tabii hani ben bu videolara hazırlanırken bu videoları birkaç tane youtuber isminde vermemde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum Mehmet Üzüm gibi Ozan Can Sihay gibi kaliteli YouTube içerik üreticilerinden izleyerek öğreniyorum onların tavsiyelerini size tavsiye ediyorum Çünkü hani bu alanda en iyi şu an gördüğüm kişiler bunlar ve onların da ikisinin de hani ortak uygulamaları var bazı. E, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, montaj, editle alakalı. E, kanal linklerini de hatta bırakalım. Hani küçük de olsa bizden bir abone gitsin oraya. Photoshop Express uygulaması. Photoshop Express uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Şimdi uygulamayı açtığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Öncelikle ücretsiz deneme sürümünü başlat dediğiniz zaman Yine sizden aslında bir ücret alacak. Bunu başlatmanıza gerek yok. Siz buradan bir fotoğraf seçeceksiniz. Fotoğrafımızı seçelim arkadaşlar. Şimdi neler yapabiliyoruz? Önce bir bakalım. Ben bu fotoğrafı Instagram'dan direkt alıntı yaptım. Önce kesme ve kırpma yapacağım bunu. Ben serbest boyut dediğim zaman istediğim boyutta kesebiliyorum. Bakın şu an ben bunu serbest boyut yaptım. Önce bir uygulamamızı hatta Instagram'dan çektiğimiz için fotoğrafı. Serbest boyutta biz bunu şu an boyutlandırmış olduk. Sonra buraya tekrar geldim. Fotoğrafımızı kestik. Şimdi yukarıda bakın hazır size sunulan filtreler, içerikler, renk tonları mevcut. Bunlardan kullanabiliriz. Şimdi kullanıp kaydetmeyeceğiz biz. Birlikte bir bakalım neler var içerisinde. Aslında bu video kullanım videosundan çok bir inceleme videosu gibi. Hani ilk defa uygulamayı açan birisi neleri görüyorsa. Ben daha önce açtım. Birkaç edit montaj da yaptım. Gayet de başarılı buldum. Şimdi buradan alttan bakıyorum. Ben şunu beğendim. Evet ışıklandırması güzel. Ve şurada çok basit bir buton var. Bakın ben bunu sağa sola yaparak ton ayarlamalarını yapıyorum. Bunu kullandım. Şimdi bakın tılsım diyor mesela. Fotoğraf üzerinde daha böyle otantik görüntü elde etmenizi sağlıyor. Mesela bunu ekstra kullanabiliyorum. Bakın sanki hani akşam üzeri olmuş ve bir güneş vuruyormuş gibi bir görüntü elde etti bize. Ama ben bunu şu an geri alacağım. Beyaz dengesi. Bakın beyaz dengesi. Şu yıldız yazanlar yanında ücretli. Bunlardan bir tanesini mesela şunu seçelim. Görüyorsunuz. Sonra dikey içerisinde mesela doğa su lekesi, çift ton Bakın burada çift tonlardan mesela birini aktif edelim. Hani ben çok fazla bu tarz çok kullanmıyorum. Belki beğenenler vardır. Şimdi buraya geçtik. Burada hemen yanında ışık, boke, dağınık, yağmur damlası gibi bazı efektler ekleyebiliyorsunuz. Biz az önce bir tane seçmiştik zaten. O seçtiğimizin üzerine şu an ben bir ışık sızıntısı eklemek istiyorum. Bu ışık sızıntısını azaltabilirsiniz. Hatta daha farklı ee, bu yıldızlar ücretli olduğu için ben size ücretsizleri anlatmaya çalışıyorum. Ücretleri eklemeyeceğiz. Evet bunu ekledim. Hatta şunu da ekleyebilirsiniz. Arkadan ışık vuruyormuş gibi. Ekledim ve bunu biraz kırıptım. Bokeh'e geldim. Mesela burada neler var arkadaşlar? Benim çok beğendiğim birçok burada görsel var Bokeh'in içerisinde. Küçük küçük sızıntılar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Dağınık dediğiniz zaman içerisinde yine ayrı ayrı birçok filtre mevcut. Yağmur damlası koyabiliyorsunuz. Bir tane seçelim mesela yağmur damlasından. Bakın hemen sanki arkanızda bir cam varmış da o camın arkasından sizi çekmişler gibi görünüyor. Kağıt dediğiniz zaman seçelim bir tanesini. Nasıl yapacak? Sanki bir kağıdın üzerinde fotoğrafınız varmış gibi olacak. Evet bakın gayet Şık, retro bir görüntü elde etti. Hatta ben bunu sevdim. Kozmos. Burada da çok güzel görüntüler var. Bakın bu görüntüler böyle e, son zamanlarda çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Hatta bu tarz görüntüler elde edip, e, remixleyip, edit, montaj yapıp Reels ve TikTok videoları oluşturuyorlar. Burası kesme, kırpma, döndürme bölümü. Burayı da geçtim. Fotoğrafımızın biz aslında ilk halini bozmayalım. Şunu alalım. Daha sonra... Burada bazı araçlar var fakat bu araçlar ücretli olduğu için kullanamıyoruz. Burada arka planlar, nesneler, düzeltmeler, ton değiştirme. Bakın bunlar şu an ton değiştirme ücretli değil. HSL ücretli. Bulanıklaştırma mesela ücretsizmiş. Bakın bulanıklaştırma biraz yapalım isterseniz. Bakın yaptık bile hatta. Sonra vinyet diyor. Mesela orta nokta. Bakın vinyet ayarlarını yumuşak. Sonra biraz açalım. Daireselde açtığımızda karşımıza böyle bir görüntü çıktı. Optik ücretli. Genelde geometri ve optik kısımları bu tip uygulamalarda ücretli olarak sunuluyor. Daha sonra buradan en üstte bir buton daha var. Sihirli değnek şeklinde. O da iyileştiriyor genel görüntüyü. İleri dedik. Karşımıza böyle bir görüntü çıktı. Bunu galeriye kaydedelim arkadaşlar. Şimdi galerimize gelelim. Galerimizde bu fotoğrafı son kaydedilenlerden bulacağız. Bakın. Fotoğrafımız bu oldu ama aslında bu yani fotoğrafımız ciddi anlamda değişiklik oldu. Evet bu inceleme videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı gelecek. Bu inceleme videosu olduğu için birlikte uygulamayı açıp inceledik. Bunun detaylı kullanımıyla ilgili de başka video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten profesyonel bazı bilmeniz gereken fonksiyonlar var o fonksiyonları ben öğrenip açıklama kısmına yeni video çektiğim zaman tekrar ekleyeceğim. Sonuna kadar dinlediyseniz kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın.